Kimli kadına saldırıyor? Sen gitti kadına saldırıyorsun. Yapma bunu! Yapma lan! Kimsin lan? O tarafa gitmeyin. Gel gel bu tarafa gel. Gel orada. Arkadan sen bana nasıl saldırıyorsun? Kadına ben kendimi korumasam demek. Eğer sen beni orada kesecek misin? Belki kesici alet var. Bu nedir ya? Annem çağırıyor. Ben sana saldırırken gördüm. Şey hiçbirisi bak hiçbirisi tamam, bize hiçbir şey yapamaz. Tamam abla, hiçbirimizin can güvenliği yok. Evet. Sevgili polis arkadaşlar lütfen yanımıza gelmeyin abi. Yanımıza gelmeyin. Polisler gelmesin. Bağırma. Sus tamam. Bağırma. Koruyamıyorsun. Bağırma. Polisin suçu yok. Polisin suçu yok. Adam dibimize kadar gibi. Tamam. Şu halime bak ya. Yerlerde yuvarladı beni ya. Polisin hiçbir suçu yok. Sizlenmeyin lütfen. Tamam. Kimseden tek kelime duymak istemiyorum. Bizim arkadaşlar. Bitti. Kimseden hiçbir şekilde hiçbir şey duymak istemiyorum. Tamam mı? Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Ben gördüm. Bu adam kaçtı mı? Sakin. Sakin. Ama biz bunun yaşanacağını söyledik. Bize saldıracaklarını defalarca söyledik. Bakın, bir genel başkanın yanında saldırdılar bize. Evet. Genel başkanın yanında nerede Remzi Bey? Çayır. Değerli Remzi arkadaşlar, nerede? Değerli basın mensubu arkadaşlar. Duruşmalarda defaatle söylediğimiz şey, işte cüret alacaklar, işte had bildirmek isteyecekler dediğimiz şeyler bunlardı. Bugün bizzati yaşadınız. Bizzati gördünüz. Bu kadar güvenliğin polisin olduğu yani yerde. Bu adamlar kadına saldırabilecek kadar ileriye gidiyorlar. Benim yanımda eğer kocam olmasaydı, benim yanımda kocam olup beni korumasaydı ne olacaktı? Benim de iki tane çocuğum var. Orada ahkam kesenler, çocuğumuz var diyenler, benim iki tane çocuğum var. Sinan'ın da iki tane çocuğu vardı. Sinan da katledildi. Bak kameralar önünde katledildi. Biz de kameralar önünde aynı şeyi yaşıyoruz. Anneciğim tamam. Müsaade tamam. Edebiliyor musun? Bir açalım. Bir açalım. Teşekkür ederim. Bir açıklama yapacağım. Daha ne istiyorlar? Daha ne istiyorlar? Anne. Bir tane ambulans verdim. Hayatımı verdim. Ambulans çağırdı bir tane. Yok istemiyorum. Hayır bir tane sakinleştirici istemiyorum. Sakin. Bana bir su verin. Ölene kadar buradayım, istediği kadar saldırsınlar. Buradayım. Saldıran kişinin kimliği belli mi? Bilmiyoruz. Saldı polis. Biz Milli Yol Partisi Başkanı masanın önünde Remzi Bey böyle oturuyor. Ben yanındayım. Eşim de bu tarafta. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Oradan beyaz
ceketli bir çocuk saldırdı. Ben görünce hemen kendimi attım, sonra kocama doğru saldırdı. Yani bana vuramayınca kocam hemen kendini ön plana attı. Ön plana atınca adam eşime vurmaya başladı. Direkt böyle tekme atmaya başladı. Ben tabii karşılığını vermek zorundayım. Orada bana saldırıyorsun, eşime saldırıyorsun. Hiçbir gerekçe yok. Söylemiş olduğu hiçbir şey yok. İşte nerede Remzi Bey, arkanızda sorun. Remzi Bey'le konuşuyorduk. Ne oldu? Bir anda oldu. Bir anda anlamadı. Bir anda yani. Sen ne dedin dedi. Bir tek onu anladım. Başka hiçbir şey yok. Tanımıyorum, etmiyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedi. Sadece geldi, direkt saldırdı. Diyorum ya Allah'tan eşim yanımdaydı. Başladı yumruk sallamaya. Ben geri çekildim. Ne oluyor diye herkes birden gelince, eşim de tabii doğal olarak karısını koruyacak. Ne yapacak? Eli kolu bağlı mı duracak? Adam hala saldırmaya başladı. Sonra işte etraftan gelenler, tek kişiydi, bir kişi. Hadi kameraların olması lazım. Sakinim. Geçti. Kalsa ne olacak? Adamın elinde kesici bir şey olsaydı, bir boynumuzu kesseydi ne olacaktı? Ne olacaktı? Rahatla, dur. Bir şey. Evet. Olur. Bu tür şeyler olur. Biz tanımadık. Ben şakalaşıyorlar sandım. Ben de anlamadım. Birden böyle üstümüze gelince. Buraya kadar gelip bu işi böyle bir eylem yapacağı hiç aklıma gelmedi. İşte cesaret. Bakın cesaret. Başkanım aklına gelmeyecek bir şey yok. Biz bunu her seferinde söyledik. Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum. Bunu da söylüyorum. Kameralarda kayda geçsin. Eğer başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Milliyetçi Hareket Partisi. Ülke Ocakları'nın içindeki saymış olduğum İzzet Ulvi'den tutun da Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Burak Kılıç, Ömer Şanlı ve isimlerini diğer avukatıma verdiğim kişiler de dahil olmak üzere hepsi hakkında soruşturma başlatılmasını istiyorum. Sebebi bunlardır ve göreceksiniz aynı saldırı tekrar yaşanacak. Ben bu saldırılara zaten maruz kalıyorum. Bunlar Bursa'da takip ettiler ve Ankara'da takip ettiler. Burada kameraların önünde benim arabam çizildi, arabam. Burada kameraların önünde yine saldırıya uğradım. Ne istiyorsunuz? Selma Ateş sussun, sesini çıkarmasın. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimseden korkmuyorum. Asla da korkmayacağım. Sinan Ateş'in hesabını sorana kadar devam edeceğim. Benim ablamı yerlerde sürükledi. Bakın, yerlerde sürükledi benim ablamı. Sen değil, kim olursa olsun, ne benim anneme, ne benim ablama, ne benim aileme, hiç kimsenin hiçbir şekilde hiçbir şey yapmaya hakkı yok. Canı giden biziz. Bunun da hesabını yargı önünde hepinize soracağım. Bunu da böyle bilin. Efendim, saldırgan Mertcan Kılıç'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. İsmini de yeni duydum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Ama diyorum ya, helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız kısmı burada. Ben de helalleşmeyeceğim. Hepsiyle hesaplaşacağım. Hepsiyle. Hiçbir şey söylemedi. Bir yani ne dedin sen dedi sadece. Öyle saldırdı bir anda. Biz anlamadık. Çünkü insanlar sürekli yanımıza yaklaşıp işte başınız sağ olsun, yanınızdayız gibi cümleler kurduğu için ve yanımızda bir yani genel başkan var. Konuştuğumuz bir şey de yok. Davaya yönelik konuşuyoruz. Sessiz kalıyoruz. Bakın bütün gün o kadar çok şeye maruz kaldık ki sustuk. Sustuk yani. Yaşadığımız her şeye karşı sustuk. Ne yapalım? Hiç sesimizi çıkarmayalım. Sinan Ateş öldürüldüğü yerde kalsın. Bizler de sessiz kalalım. Ben bunu söyledim. Bakın bugün Sinan Ateş, yarın gazeteciler, öbür gün İşte şehit polisimiz gibi 26 suçtan tutuklanıp salınan adamlar, belki bu da sabıkalının birisi, 3-5 kuruş eline sıkıştırıldı bize saldırsın diye, aynı şeyleri yaşayacağız. Sizlerin hepinizden altındasınız. Bugün sizlere de söylendi sözler, biliyorsunuz. Hepimiz burada birer yani ölüyüz. Ölüyüz. Yaşama hakkımız yok bizim. Konuşma hakkımız da yok. Bakın sizin dışınızda kimse yok. Sizler de bizler gibi maalesef can güvenliğiniz yok. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Eğer ki bu can güvenliğimiz tehlikeye atılırsa bizler de gerekli her şeyi yapacağız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.